Nasılsın Mehtap İngi? Ay Hayati iyi sağ ol. Sen nasılsın? Nereye? Ya gideyim motoru alacağım da tarlaya gideceğim. Ha iyi. Sen ne örüyorsun? Ya ne yapayım Hayati, ben de kapı çok eskidiydi. Ben dedim bunu bir boyayayım dedim. Hatta dedim maviye boyayayım ki dedim. Böyle dedim köye bir renk gelsin dedim. İyi maviye ettim. Boyadım. Vallahi iyi ettin, iyi ettin. Ne ettin sen Mehtap? Ne ettin sen Mehtap? Ne ettin, ne ettin, ne ettin? Ne etmişim Nazlı nene ya? Kapıyı maviye boyadım. Ne oldu ki? Mahvettin bizi. Pastel renkli kapı köye uğursuzluk getirir. Lanetledin bizi, lanetledin bizi. Nasıl lanetledin? Ne kadar saçma sapan bir lanet mi ya? 600'e kapıyı boyadı. Nasıl bir lanet? Rivayet o ki. Bir köyde bir kapı renkli boyandı mıydı, her yerde şimşekler çakar. Hatırdan derin bir uğultuyla her yer iler. Uğultuyla her yer sarsılır. Ortalık tamam olacak. Köyümüz yanacak. Lanetledin bizi, uğursuzluk dedin. Ya Allah Allah, bunların hepsi hurafe ya. Nazlı nene ne olacak? Çok kötü şeyler olacak. Çok kötü şeyler. Alevler, şimşekler. Çok kötü şeyler olacak. Allah Allah. Kapıyı maviye boyadım diye mi olacak bunlar ya? Ölmüyor da ha, kurtulamadık kadınlar. Sen boş ver, kafana takma bunu ya. Lanetli köymüş. La nüfusu 105 olan köyün lanetinden çıkar. Ancak güzel olmuş ha, güzel. Değil mi? Hadi sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol hayatım, haydi. Kolay gele sana da. İnşallah yolda karşılaşma. Çiçeğe, ne işimiz var kızım bu izbe köyde ya? Milyon takipçili fenomenler değil miyiz biz ya? Alaçatı'da falan olmamız gerekmiyor mu bizim abi? Abi Alaçatı bitti. Keşfedildi ve bitti. Bizden takipçilerimiz keşfedilmemiş yeni yerlerin fotoğraflarını görmek istiyorlar. Bizim yeni bir yerler keşfetmemiz lazım. Neyini keşfedeyim ben buranın abi? Ha, ne fotosu koyacağım ben Insta'ya? Eşek fotosu mu koyayım abi? Oha! Oha, kırsalda renkli kapı. Oha, keşfettik abi. İşte bu. Pardon, kapıyla bir foto çekebilir miyiz? Kapıyla. Aynen. Buyur, çek. Böyle çek. Şimdi böyle çek. Böyle çek. Abi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam, yeter. Sizinle de bir foto çekebilir miyiz? Aha. Benle. Buyur çek. Yok ama siz doğal olun. Doğal. Doğal derken yılların ve kırsal hayatın yıpratmışlığına rağmen içindeki çocuğu hiç öldürmemiş gibi bakın. Gülme diyorsun yani. Evet gülme diyor. Gülmeden bak. Çok iyi. Tek de oldu ya bakayım. Oha baya. Hemen şimdi Insta'ya koy bunu. Aynen. Birazcık da etiket koy. Hashtag boyalı kapı. Hashtag teyze. Hashtag kırsal. Hashtag başka yerde yaşayamam. Hashtag keşfedilmemiş. Hashtag yılların ve yaşanmış hayatın yıpranmışlar rağmen içindeki çocuğu öldürmemiş kadın. Aa çok yazdın iyi. Güzel çok iyi abi. Allah Allah. Ne abarttılar, ne büyüttüler alt üstü. Ya şap kapıyı maviye boyadım. Hiçbir şey anlamadım. Ah, çok fena koştum. Dolarım şişti galiba. Pardon, affedersiniz. Biraz önce ünlü fenomen çiftin fotoğraf çektiği kapı bu kapı mı? Çift mi? Evet abi, bu kapı mı? Onlar çift miydi? Hani böyle abi, abi diyorlardı. Onlar o mu? Evet, evet teyzeciğim. Onlar sosyal medyanın en meşhur gezgin çiftleri ya. Biz de takipçiler olarak onların yeni gezdikleri ve yeni gördükleri yerlerin peşlerinden gidiyoruz. Oraları görüyoruz ve geziyoruz işte. Bu aa, öyle. Çoban diyor yani onlara. Kapıyla fotoğraf mı çektireceksin? Evet. Çektir, buyur. Tamam. Sağ ol. Allah Allah. Sağ ol teyze, çok sağ ol. Ya ne demek canım, Allah Allah. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ya ben buna ne yapsam ya? Ben buna dur azıcık daha tiner katayım, ikinci kata atayım ben buna. Gidin iyi böyle mavi olsun, şey olsun. Emin misin? Hayır, burası, burası, burası işte. Burası, burası işte. Burası mı? Burası mı? Burası mı? Burası mı? Burası sessiz olur musunuz? Telefonla konuşuyorum. Kanka, evet biz boyalı kapıdayız abi. Siz neredesiniz?
Ha? Kaş mı? Abi bu senenin olayı yalnız boyalı kapı. Evet. Nereye? Tam olarak neredesin? Alaçatı ne abi ya? Alaçatı bitti artık be. Evet, net boyalı kapı yani. Fotoğraf çektiriyoruz hadi. Tamam. Vallahi gelirseniz biz buradayız, okey. Tamam. Hadi abi. Hadi biz de ya, oluyor lan burada? Abla bir kapatır mısın kapıyı? Fotoğraf çekileceğiz. Aa, pardon, bilemedim. Neyi bilemedim lan? Burası benim kapımın önü. İyi de fotoğraf çektiriyoruz ya. Allah Allah, anlamıyor musun? Lan iyi iyi de benim kapımın önünde çektiriyorsun o fotoğrafı. Bir dakika, nasıl yani? Kapı size mi ait? Oha, tarihe şu anda şahitlik ediyor gibiyim. O zaman şey, sizde de çekilebilir miyiz? Benle. Üf, vallahi ya, ama Gülen mi yoksa hayatın be? Yok, neydi o? Gülen, Gülen. Teyze iyi misin? Sinirlerim çok bozuldu. Bir kapı boyadım, başıma gelmeye kalmadı. Benle. Ha, senle. Gülen mi yoksa... Gülen ben, Gülen ben. Bunlar ne neydi? Öğlenden beri ezber yemiyor burayı. İçimdeki bir... çocuğu öldürememiş gibi yapma şeyi. Ondan önceyiz, elimde yatıyor. Hayatın yıpratmıştı. Yıpratmışına rağmen içindeki çocuğu öldürmemiş gibi durur musun? Süper. Beni tek çeksene, beni tek çek. Hadi birazcık. Dibine geldiniz ya, biz de çekilecektik. Ne oluyor lan orada? Evet, şu eski gibi bisikleti de asalım. Tamam, mis gibi oldu ha. Kardeşim, sen ne yapıyorsun burada? Aa, merhaba, merhaba. Ben buraya üçüncü nesil kahveci açıyorum. Lan ne kahvecisi? Ahır burası. Hayır, burayı sahibinden satın aldım. Burası boyalı ahır kafe artık. Ah canım benim. Himmet abi seni de kazıklamış. Ya burası 105 nüfuslu bir köy. Yani burada insanlar köy kahvesine gitmiyor. Üçüncü nesil kahveciye nasıl gelsinler Allah'ın aşkına ya? Tutmaz. Tutar. İnan olsun tutar. Bakın hanımefendi, bir yerde bir boyalı kapı varsa kafe kesin tutar. Diyorsun. Evet. Tutmaz bence ama sen bilirsin yani. Tutar. Pardon, Amerikano var mı? Var. Var. Şatıl Mokoş var mı? Var, tabii ki var. Bak gördün mü nasıl tuttu? Allah Allah, vallahi nasıl tuttu ya? Tamam. Harika oluyor Burcu, harika valla. O kapıyı yeni boyadım. Dayanmış bir de o şeri şeri saçlarıyla. Gidin bakayım buradan ya. Sabahtan beri kapıyı boyuyorum. Aman burada ya. Alnımdan teller aktı, sırtımdan teller aktı. Aa bak, boyayı da bozmuş. Ama... Ya, pardon, pardon. Firinciğim hayatım bak. Ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben her yaz gelirim, en az 2 ay burada kalırım. Ben bu boyalı kapının boyasız halini falan biliyorum ya. Ay gerçekten mi? İnanamıyorum. Ne kadar hakimsin buraya. Çok hakim. Beni buralarda herkes daha tanır Firinciğim. Merhaba Naciye teyze. Ne Naciye'si lan? Nereden çıkarıyorsun Naciye'yi? Ayrıca yalan söyleme, kulaklarımla işittim. Ben doğma büyüme buralayım, seni ilk defa görüyorum. İlahi Nebahat abla. Ne yaptın canım benim ya? Domates mi kuruttun? Harika olmuş, çok güzel, harika olmuş. Kaçan veriyorsun bunları? Onları satmıyorum. Ayrıca şunlar da domates değil. Böyle de Nemrut'tur işte. 10 numara domates, biber falan kurar ama kimseye satmak istemez. Ha. Bak canım benim, senin şu zeytinlerden var ya, ondan 2 tane 5'lik bidon ayır bana mutlaka, tamam mı? Alıyorum. Harika zeytin kuruyor, efsane. Mutlaka sen de almalısın. Ben de alayım. Evet. Bir de bunları da bana ver, tamam mı? Ben dönüşte alırım, benim hesaba yazıver. Tamam mı? Öpüyorum seni çok. Nevriye ablam benim. Nevriye mi? Ne diyor lan bu? Ben kimim, ben Mehtap değil miyim? Burası benim köyüm değil mi? Bu kapı benim değil mi? Yani ben acaba tineri mi fazla kaçırdım acaba ya? Bir dakika da bakar mısın? Allah Allah ya. Şimdi kafeydi, meyhane oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Boşanma ya. Daha ikinci kata atmadım. 3 kere el değiştirdi ahı. Bahadır'cığım,
Evet abi. Burasının adı eskiden Boyalı Kapı değilmiş normalde. Neymiş abi? Ya şimdi de değil. Dur teyze, sen bilmiyorsun. Bayburtlu yalıymış. Evet. Burada Bayburtlular çokmuş. Burada yaşıyorlarmış. Ha. Yalılarda kalıyorlarmış. Bayburtlu yalı, Bayburtlu yalı, Bayburtlu yalı diye diye Boyalı Kapı olmuş. Lan Bayburt'la buranın ne alakası var ya? Sen bilmiyorsun teyze. Ne anlarsın ya? Bu arada Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun kapıları Türkler açıldı ya. İşte rivayet odur ki bu kapı o kapıymış. Lan bana bak, ardımızda rivayet sallamayın lan. Bu kapı benim evimin eski kapısı, dedemden kalma kapı ya. Atıyorsun. Eskiydi kapı, maliye boyayım dedim. Aman. Maşallah ikinci kata atmadan yani üçüncü kez el değiştiriyor bu dükkan. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu neydi ki başıma gelen? Ben bunu eski rengine çevireceğim. Ya. Pardon, ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Pardon. Hele hele. İyi. Eski rengine çevirecek. Hiç öyle bir şey yapamazsınız. Bu boyalı kapı. Siz bunu yapamazsınız, tamam mı? Size ait değil. Değil. Kızım deli misin? Nesin? Kapı benim ya. Ev benim. Kapı benim. Niye çeviremeyim? Eski haline çevireceğim. Çeviremezsiniz. Boyalı kapı bir kültür mirasıdır. Hepimizin kültürüdür bu kapı. Evet. Bu kapıda yatıyor bizim kültürümüz. Evet. Kültürümüz bu kapıda mı yatıyor? Evet. Buradan buraya hep kültürümüz. Saçma sapan konuşmayın. Bu kapı kültür mirası falan değil. Bu bildiğin ahşaptan bir kapı. Dedemin mirası olan bir kapı. Saçma. Gider misiniz? Hayır, gitmeyin. Siz şimdi göreceksiniz. Canlı yayın açıyorum Burcu. Bunları herkesler duysun. Herkes. Kusura bakma teyze. Başına büyük işler aldın. Allah Allah. Merhaba sevgili dostlar. Boyalı Kapı'nın önünden size sesleniyoruz. Burada inanılmaz büyük bir dram yaşıyoruz. İnanamayacağınız şeyler oldu, gördünüz. Burada birileri Boyalı Kapı'yı yok etmeye çalışıyor ya. İşte o birileri, işte o birileri. Bakın eline de şeyini almış. Sopasını, fırçasını almış onu. Ve boyayacağım bu kapıyı diyor. Görün, duyun. Kız bu ev benim, kapı benim. Allah Allah. Ne ediyor belirsiz belirsiz? Geliniz burada konuşuyoruz ya. Ne ediyor belirsiz belirsiz dedi duyduğunuz gibi az evvel. Evet. Ben buraya bir magazini çağırayım, buraya bir yağım evet, onları. Çağırırız. O zaman göreceksiniz. Bütün haberleri haber vereceğim. Kimse görecek. Boyalı kapıya şey yapamaz. Biz boyalı kapıya sahip çıkmalıyız. Boya benim. Boya benim bedenim. Kapı da Burcu. Kapıyım ben. Kapının bedeni de Burcu. Bakın üstümüze geliyor. Bakın göreceksiniz. Sen şimdi göreceksiniz. Bakın bir geliyor. Fırçayla üstüme geldi. Az daha fırçayı bak. Anam deli mi ne ya? Deli mi ne ya? Ben ve arkadaşlarım şu gördüğüm mekanı devraldık da. Ha. Senin mi bu boyalı kapı? Benim. Ne oldu? Ben ve arkadaşlarım burayı da alacağız. Çok güldüm. Kapı benim, satmıyorum. Nereye alıyorum? Ben de buna güldüm. Ben ve arkadaşlarım bir şey almaya kafaya koyduk mu alırız. Ben ve arkadaşlarım burayı alıp loca yapacağız. Tamam. O yüzden benim sana tavsiyem, şiddetle tavsiyem, burayı bırakıp gitmem. Benim arkadaşlarım teşekkür ederiz. Hadi bak. Ama bir mafyamız eksik de onu da aldım başıma, iyi mi? Ne kapıymış arkadaşlar. Allah'ından bul Mehtap. Allah'ından bul. 105 nüfusu koyun bir barı var artık. Rezil ettin lan bizi, rezil ettin. Ya niye ettin? Lan benim motorun arkası lüks arabalarla dolu arkadaş ya. Koydu rantı gören mafya, bütün tarlaları satın aldı, otopark yaptı, otopark. Ah. Allah Allah, ya parayı bulan ya ailesini terk ediyor, ya madde bağımlısı oluyor ya da borsada batıyor. Koyda yat alan var, yat. Ya bizim koyda gol mü var? Allah'ım. Yıldırım düştü lan bizim koya senin yüzünden. Tamam. La ben nereye gidiyorum ya? Süper!
Mübarek yerde bir kapı renkli boyandı mı? Her yerde şimşekler çakar. Hadi be! Ardından derin bir gürültüyle yer gök inler. Uğultuyla her yer sankırtır. Ay ay ay, ben ne yaptım ben vallahi? Ay, koyu bile aletledim lan. Ne kapıymış, elim kızlarını boyamayaydım ya. Ama ben biliyorum, ben ne yapacağımı biliyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Boyalı kapıya böyle tipleri almamaları lazım ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Boyalı kapı bitmiştir. Ben boyalı kapı hiç eski boyalı kapı gibi değil artık. Aynen. Arkadaşlar bitti. Kesinlikle burası bitti. Ne zaman başladı ki, ne zaman bitti? Yemin ediyorum var ya, cinnet geçirttiniz bana. Ama ağzımın tadıyla da geçirtmediniz o cinneti. Şimdi gülmekse mesele, katılarımıza ve desen.